İmam Rahimahullah'ın zikrettiği ayeti kerime, birinci ayeti kerime, Allah Tebareke ve Teala'nın şu buyruğu: İnnallâhe lâ yeğfiru en yuşrake bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ve yeğfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Ve bunun dışındaki günahları, bundan daha az derecede olan günahları kullarından dilediği kimse için bağışlar. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Kendi nefsine rahmeti yazdığı halde. Kendi nefsine rahmeti yazdığı halde. Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, şirkin duğununda olan, yani onun alt mertebesinde, onun alt seviyesinde olan günahları ise kullarından dilediği kimse için bağışlar. Dilediğine bağışlar. Şirkin dışındaki bütün günahlar, ehli şirkin ve küfrün dışındaki bütün günahlar, ehli sünnet vel cemaat akidesine göre, ehli sünnet vel cemaat imamlarının icmasıyla Allah tebareke ve teala'nın meşiyeti, dilemesi altındadır. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ İşte bu demek. Allah'ın dilemesi altındadır. Allah bunları dilerse bağışlar. Dilediği kimseden bunları bağışlar. Peki bağışlamayı dilemediği kimseler? Allah yani dilerse bağışlar, dilerse bağışlamaz. Diyelim bağışlamadı. Bağışlamadığı takdirde yine ehli sünnet vel cemaatin icmasıyla şirkin ve küfrün dışındaki onların duğunundaki günahlar Allah bağışlamadığı takdirde bile sahibini cehennemde ebedi olarak bırakmazlar. Haricilerin ve mutezilerin hilafına. Anladık mı arkadaşlar? Allah şirkin dışındaki günahları dilediğinden bağışlar. Bağışlaması onun neyine bağlı? Dilemesine bağlı. Peki ya dilemezse? Dilemezse yine bu günahlar sahibini cehennemde ebedi olarak bırakmazlar. Eğer sahibinde küfür ve şirk yok ise, eğer tevhid ehli bir kimse ise. Ancak Allah tebareke ve teala şirki bağışlamaz. Kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Nefsine rahmeti yazdığı halde. Allah tebareke ve teala böyle söylüyor, böyle tehdit ediyor. Şirk koşulmasını bağışlamaz. Peki şuna ne diyeceğiz? Rabbimiz tebareke ve teala buyuruyor, diyor ki İnnallâhe yeğfiru zunûbe cemî'a. Allah bütün günahları bağışlar. Şirk de günahlardan bir günahtır. Öyleyse Allah şirki de bağışlar. Değil mi? Allah tebareke ve teala diyor ki ya kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey nefislerine zulmetmiş, kendileri hakkında haddi aşmış, sınırı aşmış, yani günaha dalmış, batmış kullar. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnnallaha yaghfiruz zunube cemi'a. Allah bütün günahları bağışlar. Burada deniliyor ki Allah şirki bağışlamaz. Burada deniliyor ki Allah bütün günahları bağışlar. Allah şirki bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseden bağışlar. Yani bunlardan tövbe etmeyen kimse için. Anladık mı arkadaşlar? Allah şirki bağışlamaz ve bunun dışındaki günahları dilediğinden bağışlar. Yani bunlardan tövbe etmeden ölen kimse için. Allah bütün günahları bağışlar, yani tövbe eden kimse için. Anladık mı arkadaşlar? Tövbe eden kimse için Allah, bir kimse şirk koşsa, sonra ölmeden bundan tövbe etse Allah bağışlar mı? Evet, Allah bağışlar. Yani Allah bütün günahları bağışlar, ayeti kerimesi tövbe kaydı ile. Tövbe ile kayıtlı. Tövbe ederse ölmeden önce, bundan pişmanlık duyar dönerse, Allah'ın bağışlamayacağı bir günah yoktur. Ama bundan tövbe etmeye muvaffak olamadan, tövbe etme fırsatı bulamadan ölürse Allah şirki asla bağışlamaz, asla affetmez. Bunun dışındaki günahları dilediğinden affedebilir. Tövbe etmeden ölse bile. Affetmedikleri de bundan dolayı cehennemde ebedi olarak kalmazlar. Bu ayeti kerime kardeşlerim çokça tekrar ediyoruz. Daha çokça tekrar etmemiz lazım. Bizim şirkten korkmamıza sebep olacak ve bunun ardından gelecek o diğer semereleri işlememize sebep olacak, sebep olmaya yeterli, çok açık, vadı Allah Subhanahu ve Teala'nın şirkin tehlikesini
apaçık bir surette beyan ettiği bir ayet-i kerime. Allah şirki affetmez, dışındakileri affeder. Şirkin dışındakileri aklına bir getir. Küfür ve şirkin dışındaki bütün büyük günahları bir düşün. Allah bunları dilediği kimseden affedebilir. Affetmeyi dilemese bu günahlar onu cehennemde ebedi olarak tutmazlar. Adam öldür, Allah bunu affedebilir. Zina et, Allah bunu affedebilir. İçki iç, Allah bunu affedebilir. Tövbe etmeden. Savaştan kaç, Allah bunu affedebilir. Namuslu kadınlara iftira et, Allah bunu affedebilir. Bu günahları hafife almak için söylemiyoruz. Öbürünün büyüklüğünü ifade etmek için söylüyoruz. Hatta belki böyle zina etmek, içki içmek, adam öldürmek deyince belki bunlar çokça işlendiği için bizim böyle tüylerimizi diken diken etmiyor bu günahlar. Böyle tüylerimizi diken diken edecek günahlardan bahsedelim. Hatırınıza bunları getirin. Belki münasip olmayacak ama hatırda kalır. Akılda kalır diye söyleyeceğim. Allah zina etmeyi ne yapabilir? Affedebilir. Allah bir kişinin mahremleriyle zina etmesini de affeder mi? Ne demek yani mahremleriyle? Annesiyle, kız kardeşiyle. Bunlarla zina etmesini... Estağfurullah diyor. Bak oradan birisi. Tüyleri diken diken oldu. Allah bunu affedebilir mi? Affedebilir. Allah bir kimsenin mahremleriyle Kabe'de zina etmesini de affedebilir mi? Yok, o kadar da değil. Affedebilir mi? Bunu da affedebilir. O anda oruçlu da olsa affedebilir mi? Evet, bunu da affedebilir. Yani katmerli ne kadar bu işin galiz hale gelse bütün bunlar hepsi nedir? Şirkin duğununda olan günahlar. Bak içim daraldı bunlardan bahsederken. Allah bütün bunları affedebilir. Diyelim affetmedi. Bütün bu sayılan günahların hiçbirisi eğer sahibi müminse onu cehennemde ebediyen bırakmaz. O mutlaka onun imanı, tevhidi günlerden bir gün onu o ateşten kurtarır. Ama bir kimse Allah'a ortak koşuyorsa, Allah'a olan ibadetinde bir başkasını ona ortak ediyorsa ve bundan tövbe etmeden, bundan dönmeden ölmüş ise bu kimsenin affedilme ihtimali var mıdır? Hayır, yoktur. Allah'ın bu buyruğuna göre. Affedilme ihtimali yoktur. Başka bir kötülüğü olmasa, başka bir günah işlemese, evet başka bir günah işlemese de Allah'a ibadet ediyor olsa, fakirlere yardım ediyor olsa, anne babasına, akrabalara iyilik ediyor olsa, yetimi, dulu, öksüzü gözetiyor olsa, evet bütün bunları yapıyor da olsa, namaz kılıyor olsa, oruç tutuyor olsa, la ilahe illallah diyor olsa, kendisini Müslüman sayıyor olsa, evet kendisini Müslüman sayıyor da olsa, Allah'a şirk koşarak ölen kimseyi Allah affetmez. Allah affetmediği zaman bunun işlediği, irtikap ettiği bu cürmün günlerden bir gün cezasının bitme ihtimali de yoktur. Ebediyen cehennemden çıkamaz. Ebediyen ne demek yani? Ebediyen kaç sene ebediyen? 100 bin, 100 milyon, 100 milyar kaç sene? Ebediyen, sonu yok. Ebediyen cehennemden çıkamaz. Hiçbir yardımcısı yoktur. İnnehu men yüşrik billahi fakat harramallahu aleyhil cennet. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram eder. Cennet haram, giremez. Ve me'vâhun nâr. Onun döneceği yer, varacağı yer, zorunlu menzili ateştir. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Zalimler için, yani müşrikler için bir yardımcı da yok. Kimse de ona yardım edemez. Allah'ın dışında yalvardığı, yakardığı, ümidini bağladığı bütün ilahları da bir araya toplansa ona yardım edemezler. Malını, mülkünü, hatta bu bütün dünya onun malı mülkü olsa, bunları infak etse, fidye olarak verse, onu ateşten kurtaramazlar. Ateşten çıkaramazlar. Şirk koşarak geldiği zaman. Yaptığı bunca salih ameli vardı. Bir sürü amel yaptı. İyi insan oldu, ahlaklı insan oldu. İnsanlığın faydasına ameller yaptı. Annesine babasına iyilik etti, sadaka verdi. Namaz kıldı, oruç tuttu. Günde 1000 defa, 5000 defa la ilahe illallah zikrini söyledi. Bu ameller karşılıksız mı kalacak? Evet. Allah Tebareke ve Teala
Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zatında. Ona ve ondan önce bütün peygamberlere yaptığı gibi bizi şöyle tehdit ediyor. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Eğer şirk koşarsan amellerin boşa gider. Yaptığın bütün amellerin boşa gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve hüsrana uğramış, zarara ziyana uğramışlardan olursun. Öyleyse ne yap? بَلِلَّهَ فَعْبُدْ Öyleyse sadece Allah'a ibadet et. Bak ne diyor Allah? Allah bütün peygamberlere böyle vahyetmiş. Peygamberimize de böyle söylemiş. Eğer Allah'a şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider. Bütün amellerin boşa gider. Şirk koşan kimsenin kardeşlerim, Allah'a şirk koşan kimsenin Allah'ın katında kendisine fayda edecek zerre kadar salih ameli yoktur. Zerre kadar salih ameli yoktur. Çünkü ne olur hepsi? Boşa gider. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا Onların yaptıkları bütün amellere, takdim ettikleri, ortaya koydukları bütün amellere varırız, gideriz, bu amelleri bir araya toplarız. Sonra ne yaparız onları? هَبَاءً مَنْسُورًا Heba olur bu ameller. Türkçe'de böyle söylüyoruz ya. Toz toprak gibi böyle, toz bulutu gibi savrulur giderler. Şirk koşan kimsenin zerre kadar salih ameli yok. Yani salih amelin kabul edilmesinin şartı ne? Tevhid. Allah tebareke ve teala buyuruyor, diyor ki فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ Pisliklerden olan putlardan, pislik olan putlardan ve kavlu zur, yalan sözden, yalancı şahitlikten içtinab edin. Pisliklerden olan putlardan içtinab edin. Ve yalan sözden, yalancı şahitlikten de içtinab edin. Kavlu zur. Kavlu zur yalan yere şahitlik yapmak demek. Yalan yere şahitlik yapmak demek. Burada yalancı şahitliğin, yalan yere şahitlik yapmanın ne kadar büyük bir günah olduğu sadedinde bu ayet-i kerimeyi zikrediyorlar. Ancak seleften bazıları, müfessirlerden bazıları, onların başında müfessirlerin imamı İbn-i Cerir et-Taberi rahimahullah bu ayetin tefsirinde pisliklerden olan putlardan kaçının ve yalan sözden kaçının derken bu yalan sözün kavlu zuhurun tefsirine ne diyor biliyor musunuz? Kavlu şirk. Şirk sözünden kaçının. Pisliklerden olan putlardan ve şirk sözünden kaçının. حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِك۪ينَ بِهِ Allah'a hanifler olarak, hiçbir şeye ona ortak koşmayan kimseler olarak, bu put pisliklerinden ve şirk sözünden uzak durun, kaçının. Ondan sonra Allah tebareke ve teala şirk koşan bir kimsenin meselini zikrediyor. Allah bu meseleleri bize anlamamızı nasip etsin. Bunları fehmetmeyi nasip etsin. Zor, fehmedemiyoruz. Aklımız bas, kafamız basmıyor. Yani düz söylenince anlıyoruz. Bak demin Allah şirki affetmez, dışındakileri affeder, anlaşılıyor. Biz anlıyoruz. Şirk koşanı Allah cennete haram etti, anlıyoruz. Bak Allah burada bir misal veriyor şirk koşan kimse hakkında. Müfessirler açıklamışlar kısa cümlelerle ama üzerinde uzun uzun düşünmemiz lazım. Ben de düşüneceğim, inşallah siz de düşünün. Allah diyor ki innehu, bu ayetin devamında. حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِك۪ينَ بِهِ Hanifler olarak ve Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayanlar olarak böyle yapın. Sonra diyor ki İnnehu men yüşrik billah. İnnehu men yüşrik billah. Ve men yüşrik billah. Kim Allah'a şirk koşarsa. Fekeennemâ kharra minessemâ. Sanki gökten düşmüş gibidir. Fetahtafuhu attayru. Ve bir kuşun kaptığı kimse gibidir. Kim Allah'a şirk koşarsa semadan düşen ve bir kuşun kaptığı kimse gibidir. Sanki semadan düşmüş ve bir kuş onu kapmış. اَوْ تَهْو۪ي بِهِ الرِّيحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقٍ Veya yağmurların alıp kendisini uzak bir yere savurduğu kimse gibidir. Allah bir mesel veriyor, dinleyelim. Diyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala, kim Allah'a şirk koşarsa sanki gökten düşen ve bir kuşun kendini kaptığı veya rüzgarların kendisini uzak bir yere savurduğu kimse gibidir. Müfessirler diyor ki yani şirk koşan kimsenin haktan, hidayetten olan uzaklığını
beyan etmek, ifade etmek için Allah bu meseleyi verdi. Ve onun her halükarda helak olacağını beyan etmek için. Çünkü gökten düşüyor, bu zaten bir helak. Kuş kaptı onu, bir helak. Veya rüzgar aldı onu, uzak bir yere savurdu, bu bir helak. Her halükarda diyorlar ki Allah bu ayeti kerimeyi, bu meseleyi şirk koşan kimsenin haktan uzaklığına ve onun helakına işaret olarak, delalet olarak zikrediyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala buradaki anlamamız gereken şeyi anlamayı bize nasip etsin. Allah Tebareke ve Teala şirk koşulmasını affetmez, bunun dışındaki günahları affeder. Peki neden? Bu diğer saydığımız günahlar o kadar galiz, o kadar iğrenç, tüylerimizi diken diken ediyor olmasına rağmen Allah bunları affedebiliyor da şirki neden affetmiyor? Çünkü şirk kardeşlerim Allah Tebareke ve Teala'ya karşı işlenilmiş en büyük cürümdür. Şirk koşmak, çünkü şirk koşmak Allah Tebareke ve Teala'nın mahlukatı halk etmesinin, insanları ve cinleri yaratmasının yaratılış gayesini aksine tersine çevirmektir. Bütün bu mevcudatın var olmasının zıttına yapılan bir şey. Bütün bu mevcudat tevhid için var oldu. Şirk ne? Şirk bunu işi tam tersine, tam aksine çevirmek. O yüzden Allah Tebareke ve Teala şirki affetmez. Allah şirki affetmez çünkü şirk nankörlüğün en büyüğüdür. Allah katındaki en sevilmeyen, kendisine en çok buğz edilen, Allah'ın en çok öfkelendiği günahlardan bir tanesi nankörlük. Kullara karşı yapıldığı zaman bile. Şirk de nankörlüğün en büyüğü. Allah sana ilk ikram etti. Allah seni rızıklarıyla terbiye etti, yarattı, büyüttü. Nimetler verdi. Sonra sen bu nimetler karşısında sadece Allah'a şükretmesen bu ne kadar büyük bir nankörlük olur? Bu kadar nimete karşı teşekkür etmemek, bu çok büyük bir nankörlük olur. Bir de düşünün, bu kadar bir nimete karşı nankörlük et, teşekkür etmeyerek, bu bir şey. Teşekkür etmemeyle beraber bir de git, sana nimetleri o verdiği halde, seni o yarattığı halde, sabah akşam alemin yaratılmasından beri, sana ve dünyaya, insanlara ikram ettiği halde, sen git bir başkasına teşekkür et. Yani bu nimetlere teşekkür etmemek başlı başına nankörlüğe yeter değil mi? Sen bir de buna teşekkür etme. Sana o versin. Gir git sen başkasına teşekkür et. O yaratsın. Git başkasına ibadet et. Bu nankörlüğün en büyüğü olduğu için Allah Tebareke ve Teala bunu affetmez. Allah şirki affetmez. Çünkü şirk kardeşlerim. Çünkü şirk mahluku halika benzetmektir. Mahluku halika benzetmektir. Yaratılmış olan, aciz olan, zayıf olan bir kulu her yönden mutlak kemale sahip olan Allah Tebareke ve Teala'ya benzetmektir. Sen Allah'ın dışında başka birisine yalvardığın zaman, ona sığındığın zaman, onun önünde aciziyetini gösterdiğin zaman, onu yardıma çağırdığın zaman, uzaklarda seni işitmeyen, ölmüş, duymaz, yetişemez, Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği bir şeyde onu ona çağırdığın zaman sanki Allah Tebareke ve Teala'nın evsafını ona veriyor. Onu Allah'a benzetmiş oluyoruz. Mahluku Halik'a benzetmiş oluyoruz. Uzaklarda birisine yalvardığın, çağırdığın zaman onu Allah Tebareke ve Teala'nın her şeyi işiten olduğuna benzetmiş oluyoruz. Her şeyi gören olduğuna benzetmiş oluyoruz. Ona itimat ettiğin, ona tevekkül ettiğin zaman onu fayda ve zarar elinde bulunduğun Allah Tebareke ve Teala'ya benzetmiş oluyoruz. Yani mahluku halika benzetmiş oluyoruz. Allah şirki affetmez. Çünkü şirkte mahluku halika benzetme olduğu gibi halikı da mahluka benzetme var. Yani kulları Allah'a benzetme bu yönden. Bir de öbür yönden ne var? Allah'ı kullara benzetme var bunun içerisinde. Bu iki benzetme de benzetmelerin en çirkini. Çünkü bir tarafta her yönden eksik olan, her yönden muhtaç ve zayıf olan mahluk var. Bir tarafta da her yönden kamil olan, her yönden münezzeh olan, bütün noksanlıklardan ona uzak olan Allah Tebareke ve Teala. Bu ikisi arasındaki benzetme, benzetmelerinin çirkini olmaz mı? Mahluku Halik'a benzetti. Bir de ne yapıyor? Halik'i da mahluka benzetiyor.
Allah Tebareke ve Teala dışında başka ilahlara, velilere yalvarıyor, dua ediyor. Sonra sorulduğu zaman diyor ki, sen dünyada bir büyüğün önüne çıktığın zaman, bir belediye başkanının huzuruna gittiğin zaman araya aracılar sokmuyor musun? Ne yapıyor böyle diyerek? Halika Allah Tebareke ve Teala'yı arada aracılar olmadan senin halinden haberdar olmayan bu dünyadaki kimselere, mahluklara benzetiyor. Aracılar olmadan senin sana yardım etmeyecek. Aracılar olmadan cimrilik eden, vermeyen, eli açık değil, kapalı. Aracılardan korktuğu, çekindiği için sana veren, sana yardım eden. Veya aracılardan umduğu için sana veren, sana yardım eden bu mahlukata benzetiyor Halık'ı. Bu iki benzetme de benzetmelerin en büyüğü olduğu için Allah Tebareke ve Teala şirki affetmez. Ve Allah şirki affetmez kardeşlerim. Alimlerin zikrettiği bir vecih de şu. Çünkü şirkte kulun şehveti yoktur. Şirkte kulun nefsinin hazzının bir payı, bir tadı, lezzeti yoktur. Diğer bütün günahların hepsinde bir şehvet var. Kul bunları Allah Tebareke ve Teala'nın onun fıtratına koyduğu bir şehvetle işler. Zinada şehvet var, içki içmekte şehvet var, faiz yemekte şehvet var, adam öldürmede şehvet var. Bunların hepsinde nefsin bir payı, bir çıkarı var. Ama şirkte hiçbir şehvet yok, hiçbir lezzet yok. Sadece mahza Allah Tebareke ve Teala'ya inat etmek. Ona nankörlük etmek. Bundan bir tat da alamazsın yani sen fıtri olarak. Zina et, bundan seni zinaya sevk edecek bir fıtri etkenin var, bir fıtri amel var. İçkiye yöneltecek, adam öldürmeye yöneltecek insanın tabiatına göre. Kimisi buna meyilli, kimisi buna meyilli. Gadabın, öfken, şiddet, bunlar şiddetliyse bu seni ne yapar? Zulmetmeye, adam öldürmeye götürür. Şehvetin kuvvetliyse bu seni zinaya, kadınlara götürür. Yani bunların hepsine götürecek seni bir nefsi bir etken var. Ama seni alemlerin Rabbine ortak koşturacak, Allah senin içine böyle bir etken mi koydu? Fıtratında bunu mu koydu? Hayır. Sen ne yaptın? Fıtratını tam tersine çevirdin. Allah senin fıtratına tek bir Rabbe ibadet etmeyi yazdı. Yani bunda nefsin de bir lezzeti, nefsin de bir şehveti yok.